Değerli basın mensupları, hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ettiği ve kamuoyunda MEP yasa tasarısı diye bilinen Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı pimi çekilmiş bombadır. Emniyet ve yargıdan sonra milli eğitime de el atan iktidar, çatlak ses çıkmaması için her türlü gayreti göstermektedir. Paydaşlarla hiçbir istişare yapılmadan ben yaptım, oldu mantığıyla hazırlanan, siyasallaşmanın önünü açan, kadrolaşmayı eğitimin her hücresine yerleştiren ve tam bir ucube olan bu yasa tasarısı önümüzdeki günlerde eğitim hayatımızı yangın yerine çevirecektir. Hükümet cemaat kavgasına eğitimi de alet eden zihniyet, söz konusu yasa tasarısında hem eğitimimizi temellerinden sarsacak hem de öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi mağdur edecek düzenlemeler yapmaktadır. MEP yasa tasarısı kamuoyuna yansıyan haliyle yasalaşması durumunda eğitim camiasında büyük bir kıyım yaşanacaktır. Bakınız bu tasarı bu haliyle meclisten geçerse neler olacaktır? 4 yılını tamamlayan tüm okul müdürleri, müdür baş yardımcıları ve müdür yardımcıları görevden alınacak ve bunlardan istediklerini idare tekrar atayacak. Atanamayanlar ise okullara öğretmen olarak dönmek zorunda kalacaklardır. Okul yöneticilerinin bir 4 yılı daha bu görevlerine devam etmelerini ise İl Milli Eğitim Müdürü ve Vali karar verecektir. Özellikle son yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlerinin ve valilerin hükümetten bağımsız hareket edemedikleri dikkate alındığında kimlerin okul yöneticiliğine devam edeceğine karar verecek olan aslında hükümetin kendisidir. Şimdi buradan soruyoruz. Siz kimsiniz ki 110 bin okul yöneticisinin sosyal statüsünü ve dişiyle, tırnağıyla hak ettiği bu makamları bir kalemde elinden alıyorsunuz? Siz kimsiniz ki milli eğitimde yandaş imparatorluğu kurmaya yelteniyorsunuz? Değerli basın mensupları, öte yandan aday öğretmenlikte geçen süre bir yıldan iki yıla çıkabilecek, aday öğretmenlere yazılı sınav yanında bir de mülakat sınavı uygulanacak. Uygulanan mülakat sınavı sonucunda başarılı sayılmayanların öğretmenlik görevine son verilecektir. Ayrıca bu tasarıda dikkat çeken bir başka husus, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının hallaç pamuğu gibi dağıtılmasıdır. MEP merkez teşkilatında müsteşar dışındaki tüm üst düzey yöneticilerin görevleri sona erecek ve bu kişilerin büyük bir kısmı havuza alınacaktır. Bilindiği gibi bundan iki yıl önce eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer MEP teşkilatı kanunu değiştirmiş, 600 civarında yöneticiye havuza almış, görevden alınanların yerine kendi adamlarını getirmişti. Bu yaşananlardan iki yıl sonra MEP merkez teşkilatında üst düzey yöneticilerin görevlerinin sona erecek olması son derece manidardır. Zira iktidar aynı iktidardır. Sadece bakan değişmiştir. Durum böyle olunca iki yılda değişen ne oldu sorusu akıllara gelmektedir. MEP merkez teşkilatının bir kez daha alt üst edilmesi çok mantıksızdır. Dolayısıyla bunun gerekçeleri kamuoyuna açıklanmalıdır. Bunun yanı sıra kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri sona erecektir. Şunu da belirtmeliyiz ki MEP bu kadar zengin midir? İki yılda bir üst düzey yöneticilerini görevlerinden alarak onlara adeta boş oturmaları için para vermektedir. Şayet iktidarın kasası böylesine dolu ise bu paralar öğretmen atamaları, okulların fiziki altyapı ya da personel ihtiyaçları için kullanılabilir.
Ayrıca üst düzey isimler görevden alınarak MEB'in hafızası silinmekte, bunca tecrübe, birikim çöpe atılmakta, devlette süreklilik ilkesi zedelenmektedir. Okul yöneticilerinin ve MEB merkez teşkilatının adeta darmadağın edilmesi, MEB'e sayısız dava açılmasına da yol açacaktır. MEB bu kadar dava ile nasıl uğraşacaktır? Tasarıda yine sendikamız tarafından asla kabul görmeyecek hususlardan bir diğeri, 6 yılını dolduran dershane öğretmenlerinin KPSS'ye girmeden sözlü sınavla Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna alınmasıdır. Bu durum ataması yapılmayan 350 bin öğretmenimize büyük bir haksızlıktır. Öğretmenler yıllarca emek vererek, alın teri dökerek KPSS'ye hazırlanmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz ellerinde diplomalarıyla işsiz gezmekte, kahvehane köşelerinde gençliklerini çürütmekte ya da ataması yapılmadığı için bunalıma girerek canına kıymaktadır. Tüm bu yaşananlar Türkiye'nin acı bir gerçeği iken, dershane öğretmenlerinin KPSS'ye girmeden sadece sözlü sınavla MEB kadrosuna alınması asla kabul edilemez. Bunun adı hak yemektir. Adında adalet olan bir iktidarın böylesine adaletsiz uygulamalara imza atması eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Üstelik sözlü sınavda kimlerin başarılı olacağı şimdiden bellidir. İktidar beğendiğini MEB kadrosuna alacak, beğenmediğinin yüzüne kapıyı kapatacaktır. Yani MEB'e kadrolu öğretmen olarak atanmanın kuralı yandaşlık olacaktır. Dershanelerin kapatılması ile ilgili de net olarak şunu söyleyebiliriz. Eğitimimiz ve öğrencilerimiz ne yazık ki hükümetin inadına kurban edilmektedir. Dershanelerin kağıt üzerinde kapatılması demek, fiili olarak kapatılacağı anlamına gelmemektedir. Sınav ve yarış olduğu müddetçe dershaneler bu kez illegal olarak faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar da olacaktır. Şu anda bile özel okulların doluluk oranı %40'tır. Hükümet özel okullara öğrenci akışı sağlanması için teşvik verecektir. Ancak bugün özel okul ücretlerinin en az 10 bin TL olduğu düşünüldüğünde hükümetin yapacağı destek kime ne fayda sağlayacaktır? Asgari ücretli memur, esnaf, çiftçi yine çocuğunu özel okula gönderemeyecek. Dolayısıyla hükümetin desteği sadece maddi durumu iyi olan parası ailelerin çocuklarına fayda sağlayacaktır. Üstelik devletin bu kadar çok parası var ise neden kendi okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için bunu kullanmamaktadır? Kömürle ısınan okullarımız vardır. Camı, masası, sandalyesi kırık, boyası, badanası yapılmayan okullarımız vardır. Spor salonu, laboratuvarı, bilgisayarı olmayan okullarımız vardır. Hizmetli personeli olmayan okullarımız vardır. Devlet neden kendi okullarına üvey evlat muamelesi yapmaktadır? Milletimiz bu hukuk tanımaz uygulamaları yapanların sonlarının ne olduğuna mutlaka şahit olacaktır.